Halil, nasıl? Bu çok güzel bir sürpriz benim için. Gerçekten çok teşekkür ederim. Güzelliğe baksana. Bakıyorum zaten. Beni enkazdan çıkarman, kendi canını benim canım için hiçe sayman, sonra burası, bunlar teşekkürle geçiştirilecek şeyler değil. Ben ne desem bilemedim. Son zamanlarda çok kötü şeyler yaşadım. Yaşadık. Düşünmek bile çok kötü hissettiriyor. Ama çok şükür. Bak buradayız. Herkesten, her şeyden, hayatın bütün karmaşasından uzaklaşmanı istedim. Bunun sana iyi geleceğini düşündüm. O yüzden sürpriz yaptım. Tamam. Burayı sevdiğimi nereden öğrendiğini sormayacağım. Merakıma yenilmeyeceğim. Ve sadece anın tadını çıkaracaksın. Nedenini, nasılını, niçini düşünmeden anın tadını çıkaracaksın. Peki, ama bir şey sormama izin ver. Tabii. Müşteriyle görüşeceğimizi söylemiştin. İptal mi ettiler? Müşteri falan gelmeyecek. Yani tam olarak iptal diyemeyiz. Burada güzel, keyifli bir vakit geçirelim. Sonra vakit kalırsa araziye de gideriz. Ama şunu iyi bil. Dinlenmek için geldik. Sakin olmak için geldik. Sakinliğin nasıl bir duygu olduğunu unutmuş olabilirim. Uzun zamandır aksiyonumuz eksik olmuyor. Bir sürü yemek, içmek, göletin kenarında yürümek, bulutları izlemek, kuş cıvıltılarını dinlemek dışında hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Tabii bu yapılacaklar listesine istediğini ekleyebilirsin. Özgürsün, sınır yok. Senin yaratıcı zekana kalmış. Benim için bu kadar zahmete girmişsin. Ya buna hiç gerek yok, inan bana. İşte buna hiç katılmıyorum. Çünkü sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Bunu da kendine sık sık hatırlat. Ben ne desem daha fazla bilemiyorum. İçimde öyle büyük bir mutluluk var ki şu an. Yerimde duramıyorum sanki. Şimdiden uçuyor gibiyim sanki. Senden aldığım ne varsa hepsini tek tek geri vereceğim. Keşke gönlünden geçen tüm dilekleri bilsem de gerçekleştirebilsem. Gel. Ama öğreneceğim. Ne diliyorsan, ne istiyorsan o olacak bundan sonra. Ne kadar üzdüysem, ondan daha çok mutlu edeceğim seni. Söz veriyorum Zeynep. Gel.
Ne oldu, kadına yolladın mı parayı? Hallettim, evet. İyi, aferin. Şükrü Hanım'la kızından olayı üstlenmelerini istedik ama... ya halledemezlerse? Parayı aldılar. Halletmek zorundalar. Evet ama Halil Bey ikna olup da işin peşini bırakmazsa yanarız. Asu'yu da beni de en çok bu düşündürüyor. Sizin işiniz düşünmek değil Canan. Benim dediklerimi yapmak. O Şükriye denen kadın eğer Halil'i ikna edemezse başına gelecekleri çok iyi biliyor. Gayet iyi anlattım kendisine. Ay şöyle karşımda dikilip durmayın. Sinirlerim zıplıyor Canan. Çıkın dışarı. O kadar mutluyum ki şu an. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi şaşırdım. Mutlu olmayı unutmuşum ben. Ama bir yandan da kafamda deli sorular. Halil, beni neden bu kadar düşünüyor? Bu kadar mı önemliyim onun için? Ya da sadece yaşadığım o berbat olaylardan sonra toparlanayım istedi. Kuruyorsun. Tabii ki kafa dağıtmaya getirdi seni buraya. Hatta sadece benim değil, onun da ihtiyacı var. Ama Halil Fırat bu. Söyler mi hiç ne istediğini? Bahaneyle beraberce geldik işte. Ben de neler düşünüyorum. Babaannene söylüyorsun ama sen hayal görmeye başladın Zeynep. Doğan. Ne büyük sanat eseri değil mi? Kesinlikle. Bu güzellikle hiçbir şey boya ölçüşemez. Kusursuz. İşte bunda yanılıyorsun Zeynep. Asıl senin güzelliğinle hiçbir şey boya ölçüşemez. Kusursuz olan sensin. Buraya o kadar uzun zamandır gelmedim ki. Ne kadar güzel olduğunu unutmuşum bile. İnsan zihni çok garip değil mi? Her şeyi çabucak unutabiliyoruz. Peki benim sana yaptığım kötülükler, onları da unutabilecek misin? Bu kadar şanslı olabilecek miyim? Tek isteğim seni mutlu etmek. Yüzünde artık acıyı değil, sadece o sıcak gülüşü görmek. Beni affetsen de, affetmesen de, senin mutluluğun benim huzurum olacak. Sence de öyle değil mi? Öyle. Unutuyoruz. Güzelliklere daha çok vakit ayırmamız lazım. Ama beceremiyoruz işte. Yani huzuru bulmak çok da zor değil. Birazcık uzaklaşmak yeterli oluyor bence. Keşke babaannem de burada olsaydı. Öyle çok sever ki burayı. Hatta kızlar, annem de. Çok iyi gelirdi onlara da. Zeynep. Biz buraya senin için geldik. Sahi, en son ne zaman kendin için bir şey yaptın? Bilmem. Sevdiklerimin mutlu olması yetiyor bana. İkimiz de bu konuda çok benziyoruz. İkimiz de kendimizden önce sevdiklerimizi düşünüyoruz. Onların mutluluğunun bize yeteceğini düşünüyoruz ama... sence yetiyor mu? Keşke yetse. Ama ne yaparsam yapayım hep daha fazlasını yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum ben. Sana da öyle oluyor mu? İkimizin de gözden kaçırdığı önemli bir şey var. Biz mutluysak onlar da mutlu olur.
şimdi her şeyi geride bırakıp buraya soluklanmaya geldiğini düşün. Bugün senin günün. Bizim günümüz demek istedin herhalde. Kendini yine dışarıda bırakıyorsun. Senin de şarj olmaya ihtiyacın yok mu? İkimizin günü olsun. Keşke siz tek başınıza hiç sevdiniz. Şimdi biri görürse... Hiçbir şey olmaz. Merak etme. Ben yanındayım. Teşekkür ederim. Kahveyi beğendin mi? Galiba sayende kahve içmeye başlayacağım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Dikkat et de bağımlılık yapmasın. Seninle birbirimize benziyoruz. İmkansızı başarmak da üstümüze yok. Baksana, kaç yıldır ağzına kahve koymayan adama kahve içirdin. Korkulur senden. Ben bir şeyi kafaya koyarsam gerisi gelir. Benim de öyle. Ve kafama koyduğum şey Zeynep'in kalbine giden yol. Bayağı iyisin sen bu konuda. Çantanız. Ama sen şimdi bir de beni gör. Bu sayılmaz ama. Taş iyi çıkmadı. Aynen. Taş iyi çıkmadı. Yoksa sen çok iyi bir atıcısındır. Dalga geçme ama ayıp. Geçmiyorum, tamam. Aa. Şuna baksana. Aquamarine'e benziyor. Aquamarine. Çok güzel bir hikayesi var bunun. Daha doğrusu bir efsane. Anlatacaksın değil mi? Aquamarine, Latince'de deniz suyu demek. O anlama geliyor. Bu masmavi güzelliğin deniz kızlarının hazinesi olduğuna inanılmış. Bu mavi. Mavi bir hazine. Herkesin sahip olamayacağı kadar güzel. Ve özel. Nereden biliyorsun sen bunları? Taşlara merakım var. Hatta denizciler seferleriye geçsin diye bu taşları yanına alırlarmış güvende olmak için. Bir çeşit uğur gibi. Meğer epey konuşkanmışsın sen. Bayağı şaşırttın beni. Haklısın. Uzun zamandır suskundum. Hatta belki de gereksiz öfkeliydim diyebiliriz. Dilinin çözülmesi için bunca zaman geçmesi gerekiyormuş demek.
Küçükken buraya her geldiğimizde bir sürü taş toplardım. Gelmişken toplasam mı acaba? Olur, topla. Birlikte toplayalım mı? Madem sen de seviyormuşsun. Tamam, toplayalım. Farkında mısın? Bir ortak noktamız daha çıktı. İkimiz de meraklıymışız taşlara. Farkındayım. Peki sen farkında mısın? Benim seni ne kadar çok... Hala aklım almıyor. Ya o kızı asistanı yapmak nedir Gülhan? Biz ayrı kalsınlar dedikçe iyice birbirlerine yaklaşıyorlar. Ah Halil, ah! Kapıldın gidiyorsun o kıza. Teyzeciğim, Halil Zeynep'e yaptıklarını telafi etmeye çalışıyor sadece. Çok da iyi yapıyor bence. Benim kardeşim merhametlidir, vicdanlıdır. Yeniden kendisi gibi olduğunu görebilmek beni mutlu ediyor açıkçası. Hem Zeynep gibi mesleğinde başarılı biri ömür boyu hizmetçilik yapacak değildi ya. Ha yeter Gülhan. Şu gereksiz kızı övüp durma bana. Sen Zeynep'in masum olduğunu bilmene rağmen neden hala ona nefret besliyorsun? Neden kinin bitmedi onu anlamıyorum. Aslanlılar yüzünden bizim ailemiz paramparça oldu. Sen anneni, ben ablamı kaybettim. O kız masummuş deyince babanın hapiste acı içinde öldüğünü unutuyor musunuz? Demedi deme. İyilikten maraz doğar. Unutma bunu. Neden benim için bu kadar çabalıyor? Sanki bir şeyler kökten değişmiş gibi. Başka bakıyor sanki bana. Kendi kendine ne ima ediyorsun acaba Zeynep? Adam dümdüz bakıyor işte. Nerelere götürüyorsun aklını? Dön geri şu hayal aleminden. Bırak düşünmeyi artık. Sana bir teklifim var. Nedir? Biz küçükken kızlarla yarışırdık. En güzel taşı kim bulacak diye. Var mısın yarışa? En güzel, en özel taşı bulan kazansın. Sen baya baya rekabetçiymişsin. Tahmin ediyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Korktun mu? İyi olan kazansın. Süren doldu. Hadi seçelim artık. Heyecan durup da. Sen de göster taşlarını. Nasıl güzeller ama. Çok güzel. Hatta... bence dünyanın en güzel taşı olabilir bu. Dalga geçme ama. Geçmiyorum. Gerçekten.
Ben de bakayım. Ya bu da çok güzelmiş. Baksana nasıl parlıyor. Kazanan yok mu şimdi? Kazanan olmayan yarış mı olur canım? Şöyle bir koyalım yan yana. Benim en güzel taşım bu. Benimki de bu. İşte en zor kısım. Hadi seçelim. Tamam. Ben oyumu kendi taşıma veriyorum. Kesinlikle torpil yok. Bence en güzeli bu. İstediğini seçmekte özgürsün. İyi, sıra sende. Şimdi ben de kendi taşımı seçersem ne olacak? Bir daha oylarız. Tamam da bunun sonu yok ki. İyi olan kazansın demedik mi? Dedik. Tamam. Şöyle bir daha bak bakayım. Hadi ama. Bir durur musun? Ciddi bir iş yapıyorum burada. Kolay değil. Bence bu. Ben kazandım. Hak ettiğim bir galibiyet oldu. Gerçekten. Bu taş deniz kızlarının hazinesinden bile daha güzel. Bence. Ve her kazanan bir ödülü hak eder. Yok, ben kazandım ya, ödüle gerek yok. Olmaz öyle. Kazandıysan ödül de var demektir. Ama şimdi değil. Daha sonra. Alacağın olsun. Ben şunları çantama koyayım da kaybolmaz. Bunu da koy o zaman. O zaman bu da senin olsun. Benim. Olsun. Hadi, hadi. İstersen gidelim artık. Niye gidiyoruz? Bak hava ne güzel. Eğleniyorduk. Neredesin Eren? Neredesin? Nişan zamanında babamın sözünü dinlemeseydim şimdi Selma yanımda olurdu. Nasıl pişmanım Tülay anne bir bilsen. Her geçen gün daha çok özlüyorum onu. Feyyaz'cığım sana açıkça söyleyeyim. Ben senin pişman olduğuna inanmasam Selma ile bir araya gelmenize asla müsaade etmem. Ama ben senin samimiyetine, kızımı çok sevdiğine, onu mutlu edeceğine çok inanırım. Ve benim açımdan birbirinize çok uygunsunuz. Uygunuz tabii Tülay anne. Ya şu kasabada bizden daha iyi bir çift mi vardı? Ama işte babam. Ya Selma ile bir konuşabilsem onu ikna ederim eminim. Ama telefonlarıma bile bakmıyor. Sandığın kadar kolay olmayacak Beyaz. Ne söyleyeceğini başından tart. Hazırlanıp git yani. Hep bu anı düşünüyorum zaten. Tülay anne siz yeter ki bizi bir yere getirin. Ben gerisini hallederim eminim. Ben bunu nasıl yapacağım ki? Benim aklımda bir şey var aslında. Şimdi düşündüm ki eğer siz...
Eren'in burada ne işi var? Hem de karavanla. Hoş geldin Eren. Hoş buldum hakikaten. Ne güzelmiş burası. Manzarası müthiş. Vallahi sizin yerinizde olmak isterdim. Ne oluyor? Burada kısacık vakit geçirecek değildik herhalde. İyi eğlenceler. Bana da iyi eğlenceler. Sağ ol. Benim işim var zaten. Ben seni geçireyim. Geliyorum hemen. Bu Şükrü'ye denilen kadını bulabildin mi? Var mı gelişme? Abi önden bir araştırma yaptım ben. Şimdi de buradan zaten köye gideceğim. Tarla başına. İyi tamam. Benim için çok önemli biliyorsun Eren. Gerçek suçlu kim? Bulman gerekiyor. Biliyorum kardeşim. Biliyorum. Merak etme. Bulacağım. Anahtar sende. Sağ ol Eren. Ne demek? Hadi kolay gelsin. Beni çok şaşırtıyorsun. Bugün bizim günümüz değil mi? Birazcık konfor bizim de hakkımız. Buyurunuz. Güzel burası. Sen beni gerçekten çok şaşırtıyorsun. Yardım etmeme niye izin vermiyorsun anlamadım. Oturttun beni buraya. Ne o? Yaptığım işi mi beğenmedin? Yok canım. Gayet iyisin aslında da ben oturmaya alışık değilim ondan. Hem sanki biraz da olsa yardıma ihtiyacım var gibi ha? Biz ne konuştuk seninle? Birlikte yeni alışkanlıklar edineceğiz. Sen de dinlenmeye alışsan iyi edersin. Gayet iyisin demiştim ama erken konuştum sanki biraz. Yardıma ihtiyacım var gibi. Tuttum ben. Tamam, kabul. Biraz yardıma ihtiyacım oldu, evet. Ama buraya kadar. Şimdi doğru yerine geçiyorsun.
Marş marş. Bu bir emirdir. Gel. Bana bırak. Bugün dinleniyorsun. Bembeyazsın. Bu güneş çabuk yakar seni. Canının yanmasını da istemem. Gölge iyidir. Bana kendimi prenses gibi hissettiriyorsun. Ne hoş bir duyguymuş bu. Garip ama hoş. Bunu bir başkası yapmaya kalksa asla izin vermezdim. Ama sen yapınca... Of Zeynep, düşünmeyecektin hani. Ana dön, ana dön. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Canın ne ister? Başka neleri seversin? Keşke hepsini bilsem. Hayattaki her şeyi, seninle ilgili bütün detayları öğrenmek istiyorum. En küçük bir şey bile atlamadan. Hazır mısın kızım? Hazırım anneciğim. Ha, bu ne hal böyle? Hiç özenmemişsin kendini. Niye özenecekmişim? Ayıp kızım adama. Onca yoldan kalkıp geliyor senin için. Bana ne gelmeseymiş. Geç şöyle geç. Olmaz, olmaz, olmaz. Olur. Bu ne böyle? Düğüne mi gidiyorum ben? Hadi kızım, hatırım için bunu giy. Kırma beni güzel kızım. İyi, tamam. Senin dediğin olsun anne. Nasıl olsa bir daha görmeyeceğim adamı. Güzel. Masamız doldu. Buraya geleceğimizi bilseydim hazırlık yapardım biraz. Hmm. Mesela şu an bu masada ne olsun isterdin? Açıkçası bu açık hava olayları beni biraz çabuk acıktırıyor. Mesela şöyle bir sandviç, börek, hatta meyve olsa... Ne bileyim. Neyse susayım ben annesi. Böyle daha fena oldum anlattıkça. Bekle o zaman biraz. Hemen geliyorum. Evet. Bak bakalım. Listendeki her şey var mı? Yok artık. Her şeyi düşünmüşsün.
Senin için. Onu da bırakıyorsun. Bugün her şeyi ben hallediyorum. Ama yardım etseydin. Ben halledeceğim dedim. Senin sandviçlerin kadar olmaz ama idare edeceksin artık. Teşekkür ederim. Ruj ısırsaydın. Ay yok, daha neler. Ay ne var canım. Senin çay bahçesinin adını verdim. Orada buluşacaksınız. Nineciğim, niye böyle bir şey yaptın? Orası benim iş yerim. Bir gören olur, konuştuklarımızı duyan olur. Oldu mu şimdi bu? Aman ne olacak canım sende? Ay yok, ben gitmiyorum benim. Vazgeçtim. Ay tamam canım, sen çantanı al hazırla. Ben şimdi arayıp haber vereceğim. Tamam. Her şey o kadar güzel ki. Sadece yemekler de değil. Bunları benim için düşünmen, yapman. Çok teşekkür ederim. Çok incesin. Afiyet olsun. Ve rica ederim. Ben doydum, yemeyeceğim bunu. Bırak şimdi onları. Başka ne olsun istiyorsun mesela? Bilmem ki. Her şey fazlasıyla tamam bence. O zaman şöyle soruyorum. Böyle keyifli bir yemeğin üstüne daha keyifli ne olabilir? Süren başladı. Süren doldu. Çay. Yok artık. Çayımız da mı var? Çayımız var demeyelim. Ama çay makinemiz var. Daha doğru olur. Tamam, o zaman ben hemen çay demliyorum. Tamam. Oturdum. Tamam. Aferin. Ben bir garip oldum sanki. Oturmaktan mı acaba? Alışkın değilim bu kadar hizmete. Ondan herhalde. Evet. Çay makinemiz. Çay iptal. Bozuk sanırım. Uzun süredir kullanmıyoruz çünkü bunu. Ben sanki içeride bir çaydanlık gördüm.
Bravo. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Vardı tabii ki. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Ben çalışıp toplamaya gidiyorum. Sonra ateşin üstünde şöyle mis gibi bir çay demliyoruz. Harika fikir. Ama sen hiçbir yere gitmiyorsun. Onları da ben hallediyorum. Aa, yeter ama. Dinlendim işte yeterince. Ben de bir şey yapmak istiyorum artık. Olmaz. Olur bence. Sen bu yakınlarda bana söz vermemiş miydin seni dinleyeceğim diye? Selma. Seni çok özledim. Bir sesini duyup yüzünü görmek istedim. Yanında olmayı tercih ederdim tabii. Ne yapıyorsun? Neredesin? Çalışıyorum yine. Bildiğin gibi. Ama dışarıdayım bugün. Burası çok güzel biliyor musun? Umarım bir gün beraber seninle geliriz böyle yerlere. Hatta belki sen beni gezdirirsin. Buraları benden daha iyi biliyorsun sonuçta. Hayali bile çok güzel. Ama baksana hiç vaktimiz olmuyor ki. Olsun. Öyle düşünme. Bunları konuşuyoruz ya. Elbet zamanı buluruz bir gün. Umarım. Şimdi babaannem uyuyor da ben o uyanmadan kapatayım. Dikkat et kendine olur mu? Görüşürüz. Tamam. Ederim. Sen de. İyi ki karşıma çıktın Eren. Sen olmasaydın şu an dünyanın en mutsuz insanı olabilirdim. Ama çok şükür sen varsın. Hayır, boşuna inatlaşıyorsun benimle. İnat yapmasan şimdiye biz şuraya ateşimizi yakmıştık. Çoktan çayımızı içiyorduk bile. Benim bir fikrim var. Nedir? Oyun oynayacağız. Kim kazanırsa çalışıp toplamaya o gidecek. Tamam, kabul. Ne oynayacağız? Ben kimim diye bir oyun. Çocukken kızlarla oynardık biz. İçeriden kalem kağıt getirir misin? Getiririm. Buyurunuz, kalem kağıt. Biliyor musun sen bu oyunu? Neydi oyun? Ben kimim? Yok, bilmiyorum. Tamam, hemen anlatırım ben. Şimdi kağıda ünlü birinin adını yazıyoruz. Karşımızdakinin alnına yapıştırıyoruz. Alnında kağıt olan kişi ismi tahmin etmeye çalışıyor sorular sorarak. Tamam. Mesela erkek miyim, şarkıcı mıyım gibi. Karşısındaki de ona sadece evet hayır diye cevap verebiliyor. Tahmin oyunu yani. 2 dakikada süremiz var. Oyunu kazanan çalçırpıyı toplamaya gider. Anlaştık mı? Anlaştık. Başlayalım hadi. Bakma. Sen mi yazacaksın önce? Evet. Yazdın mı? Yazdım. Başla bakalım. Ben soruyorum. Hı hı. Erkek miyim? Evet. Peki oyuncu muyum? Hayır. Sesim güzel mi? Evet. Başka? Yani başka bir soru aklıma gelmiyor. Sorabileceğim bir sürü soru var. Ne mesela, ipucu ver. Olmaz. Rakibiz biz. Tamam, soruyorum. Hı hı.
Türkücüm. Evet. Uzun ince bir yolda mıyım? Evet. Aşık Veysel miyim? Evet. Kolay oldu. Tebrik ederim. Harikasın. Sıra bende. Dön önüne. Ben biraz garanticiyim. Yazdın mı? Yazdım. Ama yazım biraz çirkin. Başlıyorum. Başla. Kadın mıyım? Evet. Şarkıcı mıyım? Değilsin. Oyuncu muyum? Hayır. Ne iş yapıyorum o zaman ben? Bu şekilde soramazsın. Hileli soru bu. Sesim güzel mi? Evet, güzel. Şarkıcı değilim ama sesim güzel. Peki güzel biri miyim? Çok güzel. Çok güzelsin. Buldum. Sporcu muyum? Değilsin. Aha, o da olmadı. Ne sorsam? Aklına ne geliyorsa. Tamam. Sevdiğin biri miyim? Oğlum Hakan. Harbi söylüyorum, 10 numara 5 yıldız oldun ha. Yakıyorsun vallahi. Saat kaç oldu ya? Nerede bu kız abi? Nerede bu kız? Ninenin ne işi var bu be ya? Feriha gönderdi bunu. O nerede? Arkadan mı geliyor? Bir randevusu vardı. Onun yerine ben geldim. Ne randevusu ki bu? Perihan, gittin mi yavrum? Meydandaki parkta buluşacaktınız, biliyorsun değil mi? Biliyorum yine. Heh, bak utanma sakın. Her şeyi açık açık konuş. Konuşa konuşa anlaşılacak şeyler bunlar Feriham. Sen bilirsin ne diyeceğini. Tamam yine, tamam. Hadi. Tamam canım, tamam. Kimle buluşacak bu kız ya? Seviyor muyum? Uzun zaman reddetsem de, bu hisse sırtımı dönmek istesem de, evet. Ne? Süre doldu artık. Bence kabul et yenildiğini. Benim adımı niye yazdın? Kazanmak için. Hile yaptın. Olmaz. O yüzden ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bana bak. Artık izin ver. Bir şeyleri senin yerine birileri yapsın. Sen düşünmeden onlar akıl etsin. Tamam,
Yine iyi kalpli ol. Zaten aksini yapabilmem mümkün değil. Ama unutma. Sen varsan diğerleri de var. Tamam. Haklısın. Pes ettim. Tamam. Güzel. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi oturuyorsun. Ayaklarımızı uzatıyoruz. Gözlerimizi kapatıp şöyle geriye yaslanıyoruz. Huzurlu güzel şeyleri dinleyerek dinleniyoruz. Tamam mı? Tamam. Ben de gidip çalışırıp topluyorum. Kızmıyor, bağırmıyor. Aksine anlayışlı. Gözleri daha başka bakıyor. Daha sakin, daha naif. Neredeyse şefkatli. Aramızda bir duvar yıkıldı sanki ama bunun anlamı ne? Ne anlamı olacak Zeynep? Ne anlamaya çalışıyorsun acaba? Ne arıyorsun altında? Yani duymak istediğinle ben hiç anlamıyorum. Güzel biri miyim? Çok güzel. Çok güzelsin. Her şeyden bir anlam çıkarmaya da amma meraklıymışsın Zeynep'ciğim sen. Ha ne desin adam? Yok çok çirkinsin mi desin? Bir kibarlık etti işte. Güzelsin demese miydim ki? Çok mu fazla oldu acaba? Ne düşünmüştür ki? Gerçeği niye düşünsün? Ama ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Çok güzel. Ay ışığı gibi. Hatta ondan daha fazla aydınlık. Daha fazla parlak. Sana baktıkça kapılıp gidiyorum Zeynep. Hiç bilmediğim duygulara sürüklüyorsun beni. Öyle güzelsin ki. Seni anlamlandıracak bir kelime yok benim lügatımda. Hiçbir lügatta yok. Kimle buluşacak acaba? Ya Arif'se? Yok abi. Yok ben burada duramayacağım. Ne olup bittiğini gidip görmem lazım. Git gör de al dersini. Periha'nın peşinde fırfır dolanmak neymiş öğren. Pis fırfır. Hayırdır sıkıldın mı? Sus pus oturuyorsun. Hiç alışık değilim bu hallerine. Yok canım. Dalmışım.
Çayı bekliyordum, olmuş mudur? Olmuştur. Bir bakalım. Olmuş. Bugün burada yaşadıklarımız çok iyi geldi bana. Sevindim. Peki ne olsun isterdin? Bilmem. Sen her şeyi düşünmüşsün zaten. Onu demiyorum. Yani bu hayatta ne olmasını isterdin? Her şey yolunda gitseydi, işler yolunda gitseydi, ne yapıyor olurdun? Bilmiyorum, hiç düşünmedim aslında. Ama babaannem üzülmesin isterdim. Merve rahatça sınavına hazırlansın. İstediği okulu kazansın. Annem, eskisi gibi olmasa da şu anki şartlarından daha iyi hayat şartlarına sahip olsun. Sonra Selma, canım benim, çok zor şeyler yaşadı. Nişanlısından ayrıldıktan sonra alt üst oldu hayat. Sadece Zeynep'e değil, tüm ailesine ne çok zarar verdim. Bunların hepsini nasıl toparlayacağım? Selma çok güzel bir evlilik yapsın isterdim. Çünkü o tam bir aşk kadını, biliyor musun? Duygularına kapılır gider. Kendinle ilgili tek bir kelime bile etmedin. Zeynep ne isterdi? Hangi duyguya kapılıp gitmek isterdi? Bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim galiba. Başkalarını düşünmekten. Normal. Aslında senin de bildiğin bir şey var. Koku projem. Onun hayata geçmesi benim en büyük hayalim. İş, projeler, meslek. Bunlar tamam. Ama ben bunlardan başka bir şey soruyorum Zeynep. Ben seni soruyorum. Yaşamın boyunca başkalarının isteklerine göre yaşamışsın. Hep onlara göre hareket etmişsin. Kalbini hep ihmal etmişsin. Değil mi? Haklısın belki de. Ama senin de benden aşağı kalır yanın yok. Senin de kalbinde kendi arzularından çok sevdiklerin var. Sen sordun mu hiç bu soruyu kendine? Sen ne isterdin? Ya da bunu bir an olsun düşündün mü? Eskiden olsa bu soruya bir cevabım olmazdı ama artık var. Düşündüm Zeynep. Senin mutluluğun. Bu hayatta istediğim tek şey artık. Hem de bütün kalbimle. Haklısın. Ben de senin gibiyim. Yaşamım boyunca kendimden çok sevdiklerimi düşündüm. Onlara göre yaşadım. Neyse. Belki bir gün her şeyi yoluna koyunca sadece kendimizi düşünerek yaşayacağımız günler de gelir. Neyim var? Ne oluyor bana böyle? İlk defa böyle elim ayağım birbirine karışıyor. Çayın soğumuştur, tazeleyeyim mi? Olur.
toparlan. Kendine gel biraz Halil. Öyle bir imalı konuşuyorsun ki. Zeynep kadar akıllı bir kız şimdiye çözmüştür sırrını. Bravo. Miraç, ben alayım. Olta bile getirmişsin. Çok şaşırtıyorsun beni. Balık tutmayı seviyorsun diye. Fena mı yaptım? Seviyorum da. Sen nereden biliyorsun bunu? Sen demiştin. Allah Allah. Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey, emin misin? Akşam için aldım bunları. Taze dediler ama ben pek anlayamadım. Bir de siz baksanız iyi olur Zeynep Hanım. Doğru demişler. Taze. Göle balık tutmaya giderdik eskiden, hatırlar mısın? Ne güzeldi. Bir gün arkadaşımdan arabasını ödünç alırım, yine göle götürürüm sizi. Eskisi gibi balık tutarsınız. Sağ ol Cemil ama o günler artık eskide kaldı. Bırak balık tutmayı, uyumaya vaktim yok benim. Sevdiğim bazı şeyleri unutmak zorundayım. Sen Cemil'in göl balığı getirdiği günü diyorsun. Onu duydun demek. Nasıl oluyor Doğan'ın içinden benim balık tutmayı sevdiğimi hatırlıyor? Duymuştum işte. Hadi balığa odaklanalım. Bakabilir miyim ben de? Tabii. Dur, dur, öyle değil. Aa. Bu niye böyle oldu şimdi? Bir dakika. Şu... Şu tuşa basacaksın, bunu kapatacaksın öyle. Biraz yerden tut. Şimdi sen tabii eski nesil oltalara alışkınsın. Bunlar yeni nesil. Yoksa usta balıkçısın. Evet. Tamam. Sen de bayağı biliyorsun bu işi. Benim de en sevdiğim şeylerden biridir balık tutmak. Babamla giderdik eskiden. Ya. İyi vakit geçirir miydiniz? Biliyor musun? Balık tutmak bana hep telafi gibi gelir. O ne demekmiş? Kendini ayıramadığın zamanı telafi edersin işte. Kaçırdıklarını... Hayatından gidenleri düşünürsün. Bu kadar sakin bir halde beklerken hayatındaki o tüm karmaşanın, gürültünün gereksizliğini anlarsın. İnsana en çok huzur, huzur gerekir dersin. Bir de bu güzellikleri anlayacak, seninle paylaşacak birisi olursa... Sen de böyle hissetmiyor musun? Yani evet. Onca koşuşturmacanın içinde bile zaman o kadar hızlı geçti ki burada. Zaten bizim hayatta zamandan başka neyimiz var ki? Ben de bir şeyleri telafi ediyormuş gibi hissettim gerçekten. Bir bilsen. Ben de seni mutlu ederek geçmişteki hatalarımı telafi etmeye çalışıyorum. Umutsuzum. Ama vazgeçmeyecek kadar da kararlıyım. Aslında ben balık tutmaya emek ve sabır olarak bakardım, biliyor musun? Vakit ayıracaksın, sabırlı olacaksın ki beklediğin şey sana gelecek.
Haklısın. O da bu işin diğer güzel tarafı. Ne demiş yazar? Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Yazar haklı, evet, ama keşke bazı güzel şeylere çile çekmeden ulaşsak. Balık, balık geldi, geldi. Dur, sıkı tut. Dediğim gibi, bende mal çok. Geçen ilçede iki ev aldım. Biri dubleks. Arabamı da yeni değiştirdim. Dışarıda. Gezdireyim istersen seni. Sıkıntı falan çekmezsin benim. Bana ne senin evinden, arabandan? Bana talip olan çok da ben istemedim kimseyi. Ama senin fotoğrafı görünce vay dedim. Bu kız da neymiş böyle ya maşallah. Bir de bütün köydeki hısım, akraba, seni tanıyan herkes övgüyle bahsetti. Seni beğeneyim diye işledim mi onları, ne yaptın? Ne de güzel giyinmiş. Gülüşüne kurban oldu. Yapma be Feriha. Yakma ciğerimi. Ha bir de tutumluymuşsun. Herkes malına mal katar dedi. Ya sabır. Tam malla bozmuş kafayı. İçsene çayını. Ziyan olmaz. Yok. Midem almadı. Artık kalkayım ben. Nereye? Tatlı ısmarlasaydım. Yok. Ben onu da almayayım. Neyse. Bir dahakine artık. Samet Bey. Bir dahaki sefer olmayacak. Ben buraya nenemin gönlü olsun diye geldim. Zaten yakında yurt dışına gideceğim. Anlayacağınız, benden size eş olmaz. Zümrüt Sultan bayılacak bu balıklara. Hep sen bana sordun. Bir kere de ben sorayım. Şu an ne yapmak isterdin mesela? Thank you.
aldın yine. Çok mu zor istediğin şey? İmkansız falan mı? Aklıma bir şey geldi de. Onu anladım. Ama ne söylemedin? Ne isterdin? İçimden geldiği gibi yaşamak isterdim. Sadece kendime, duygularıma, hayallerime teslim olarak. Mutluluğun sırrı da bu değil mi zaten? O zaman anlaşalım. Bugün bizim için milat olsun. Söz mü? Söz. Gerçi ben sözümde dururum da seni pek bilemeyeceğim. Bu bir iddia değildi. Onu kazanmam gerekiyordu. Ama bu öyle bir şey değil. Zorlanırsam cayarım. Ben de ona inanmam işte. Sen zorlanırsan daha da üstüne gidersin. Ve eğer gerçekten istiyorsan başarırsın. Çünkü sen de benim gibisin. Bir şeyi istediğin zaman yürekten istiyorsun. Ben bugün hiç tanımadığım bir Halil gördüm mesela. Taşlardan bahseden, balık tutarken bir şeyleri telafi ettiğini düşünen, hayattan zevk almayı, sakin kalmayı bilen bir Halil. Eskiden tanıdığım Halil öyle değildi. Bambaşkaydı. Demek ki senin içinde hayata özlem duyan bambaşka, sahici bir adam var. Normalde bildiğimiz Halil'in en iyi yaptığı şey bağırıp çağırmak. Dinlemeden, anlamadan yargılamaktı. Ama bugün gördüğüm Halil yıkmak değil, onarmak istiyor. Belki de eskiden beni o zamanlar içine çeken bir karanlığa hapsolmuştum. Işığı gördüysen eğer belki de karanlığa hepten sırtını dönmen gerekiyordur. Başta biraz gözlerin kamaşır ama sonradan alışırsın. Benim sana baktıkça hep kamaşacak gözlerim. Keşke daha önce öğrenseydim masum olduğunu. Seni böyle zalimce kırmadan önce. Hayattaki en büyük pişmanlığım bu Zeynep. Buna bakmam lazım. Hı hı. Ne oldu Eren? Var mı bir gelişme? Abi ben köye geldim. Sorup soruşturdum. Ama henüz bir şey çıkmadı. Tamam, aramaya devam et. Tamam, merak etme. Ben evi bulayım. Hemen seni arayacağım. Bana bak, benim için çok önemli olduğunu biliyorsun değil mi bu meselenin? Ona göre elinden geleni yap Eren. Biliyorum abi, tamam. Zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Bugün çok çabuk bitti. Öyle ama bugünün diğer günlerden daha önemli bir tarafı var. Neymiş o? Belki de ilk kez anı yaşayabildik. Ne geçmiş ne gelecek. Kendi kendimizi yaşayabildik. Mecburiyet veya başkaları olmadan. Sana diyorum ama ben de kendi isteklerimin peşinden gidemedim hiç. Belki de yaşadıklarımdan kaynaklıdır. Kim bilir?
hiç istemediğim şeyler de yaptım. Ama bundan sonra ben de sadece istediklerimi yapacağım. Beni mutlu eden şeylere odaklanacağım. Toparlansak mı artık? Olur. Alerjim var benim, sana gelme, git. Ne yapıyorsun acaba? Zeynep, ne oluyor? Arı, alerjim var benim arıya. Dur, öyle hareket edersen daha çok gelir üstüne. Dikkat et arkana Zeynep.